Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Korona olduktan sonraki dönemlerde korona hastalarından kötü haberler var. Koronavirüsü atlatan kişilerde tespit edilen hasarların çeşitliliği ve uzun vadeye yayılabilen etkileri hala belirsizliğini korurken hastaların anlattığı yan etkiler duyanları korkutmakta. İngiltere tarafından yapılan açıklamada koronavirüs salgında dünya çapında başlayan aşılama çalışmaları geçtiğimiz haftalarda geçici bir rahatlık sağlasa da yeni tip koronavirüs mutasyonunun ardından küresel çaptaki alarm durumu devam etmekte. Aşıların koruma oranları yükselirken belirsizliğini koruyan asıl konu koronavirüsün vücut üzerinde bıraktığı hasarlar. Hastalığı geçirenlerde yeni semptomlar ne? Bilim insanları en sık gündeme getirdiği konu olan koronavirüs geçirilmesinin ardından uzun vadede ortaya çıkabilecek hasar durumu son olarak İngiltere'de gündeme gelirken koronavirüsü atlatmaların üzerinden aylar geçmesine rağmen birçok kişide panik yaratan semptomlar görüldü dinildi. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre hastanın koronavirüs pozitif çıkmasıyla yaşadığı baş ağrısı, yorgunluk, göğüs ağrısı, nefes darlığı, boğaz ağrısı gibi orta dereceli semptomlar hastalığın atlatılmasının ardından çok daha ciddi sonuçları beraberinde getiriyor dedi. Kekeleme, bilinç kaybı, göz kararması, felç, dair Mail'in gündeme getirdiği raporlama sonuçlarına göre İngiltere genelinde onlarca hasta iyileşmelerinden aylar sonra ciddi durumlardan hastanelere koşarken aralarında bilinç kayması, psikoz, konuşma güçlüğü, felç gibi durumlarla yüz felci görme kaybı gibi semptomların hastanelere başvuran onlarca kişi koronavirüsün yaratabileceği ağır hastalıklara dair duyulan endişeyi kuvvetlendirdi denildi. Sağlık uzmanları virüsün beyne saldırma ihtimalinin aylardır tartışırken bu semptomların çöken başlıklı sistemi nedeniyle görülmüş olabileceği de ihtimaller arasındadır açıklaması geldi. Hastalık sonrası en çok görülen belirtilerden birisi bilinç kaybı olduğu, konuşma bozukluğu olduğu ABD'de bir üniversitede yapılan bir araştırmaya göre sık görülen hastalık sonrası konuşma bozukluğu hem nörolojik bir bozukluk hem de strese bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle de kalp sorunu, göğüs ağrısı gibi şikayetlerin çok fazla olduğu kronik rahatsızlığa da dönüşebileceği korkusu da giderek artmaktadır. Açıklamaları geldi. Siz siz olun korona geçirdiyseniz lütfen herhangi bir sağlık kuruluşuna sürekli kendinizi test ettirmeyi unutmayın. Çünkü korona geçiren her bir insanda illaki bir yeni bir hastalık bırakıyor. Bu sadece birkaç doktordan gelmiyor bu açıklamalar. Birden fazla doktordan gelmesi gerçekten de şok edici bir durum maalesef. Yorumlar Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.